Ayak durumu ne? Çanta nasıl? Bakayım bir. Metre var. Ne alalım? Metrede alıyorum. Ölçem bile. Bir de ölçmemiz lazım ya. Bak espri de yapmaya başladı. Hiç ağrın bak. Ağrısı da yok. Söyle. Evet. Bak o normal. O normal. Onda bir sorun yok. Normal o. Tamam. Hadi. Kan geldi de. Kan geldi. Problem yok onda. Tamam. Normal. Sadece ben damar. Geliyorum. Ben onu toplasaydım aslında. Ben geliyorum böyle. Beyaz kapakla. Orayı görmem lazım. Orayı bir saniye görmem lazım. İndirmeyecek mi? Size de indirmeyecek mi? Hadi. Şey alma. Baş kısmı oraya geldi. Abi yardım et. Allah. Şey al. Hadi iyi sıfat nasıl iyi. Söz verdim bak kesedi var sen. İtfaiyeci abiler, madenci abiler sağ olsun onlar çıkardılar. Çok da bir şey yaşayamadım aslında, hep bayılmıştım. 7. kattaydım, en alta arabaya zemine düşmüşüm. Oradan çıkardı abiler. Binanın yıkıldığını hatırlamıyorum. Uyanıktım o anda, oyun oynuyordum. Bir anda depremi hissettim yatakta. Ondan sonra kafamı çarpıp bayılmışım. İtfaiyeciler işte beni bulunca çok sevindim, umutlandım bayağı. Dudağımı parçalanmıştım. Kanı oradan emiyordum. Bir de işte karton piyer falan vardı binada. 2 gün geçtikten sonra 3. gün umudu kestim zaten. Bağırıyorlardı, ben sesleniyordum. Sesleri gelmiyordu. Enkazdan çıktığımda kola ve cips istemiştim. Allah çok yardım etsin onlara. Önce insanlarımızdan, Müslümanlarımızdan, sonra da devletimizden, itfaiyeci abilerimizden Allah razı olsun. Umutların devam ediyordu. Yani umutlarımız bir bulacağımızı devam ediyoruz. Sürekli her çalışmasında soruyorduk. Sesli arama yapıyorduk. O tesadüfen bir iş makineler durur durması için bir ses geldi. Bizim arkadaşlar ses verdi. Madenci arkadaşlarımız da oradaydı. İlk yapmamız iş kendisine ulaşmak için bir sese doğru yöneldik. Sonra her taşı çektiğimizde içeri aydınlık olduğunu söyledi Kadir. Dedi aydınlık oldu. Şu anda aydınlandı. Doğru yoldaydık. Yani zaman nasıl geçtiğini farkına varmadık ama ulaştık yani. En sonu ulaştık. Üşüyorum dedi. Hemen UNKA ilk müdahaleyi yaptı. Sonra tekrar çalışmamıza devam ettik. Bizden ilk istediği de zaten kola, cips. Çok güzel bir duygu. Bu duyguyu anlatılamıyor, kelimelerle anlatılamıyor ama yaşamak lazım. Bu duyguyu yaşamak lazım. Ya söylemek istediğim şeyler bu kadar. İlk sizden ne istemişti Abdülkadir? Kola, cips. İtfaiyeci amca dedi, bu İngilizce de ne alaka dedi. Bu dedi İngilizcelerle konuşuyorlar dedi. Ben dedim, Katar ekibi dedim tercümanı. İngilizce konuşuyorlar onlar. Üstten kıraraktan müdahale yapıldı. Üstten kırarak müdahale yapınca şey geldi. Dolap kapağı. Abdülkadir Bey biraz sıkılmaya başladı. Bir sefer dedi dolap kapağı mı çıktı, engel olmaya başladı dedi. Onun altından bir tane de sunta. Sunta çıktı. Suntayı da zaten kendisini koruyordu sunta. Bizim ekip arkadaşlarım elleriyle kırarak onu yok ettiler. Ondan sonra daha kolay açtılar. Ayağı sıkışan ayağını taşı kaldırılarak, madenci arkadaşlarımı da burada unutmamak lazım. Sonra da kucaklayarak kendisini bulunduğu ortamdan yavaş yavaş biraz kımıldattık. Ayağını çeker çekmesin. Tamam çıktı. Abdülkadir önce Allah'ın sayesinde, sonra itfaiyeci abileri sayesinde, sonra devletimizin sayesinde, sizlerin sayesinde şu an ayakta. Sizler için gerçekten ne kadar dua etsek az. İlk günden bugüne kadar hep yanımızda oldunuz. Devletimizle beraber yanımızdasınız. Her şey için çok sağ olun. Allah razı olsun yani gerçekten.